Türk futbolunun en klasik öğelerini sayın desek aklınıza birçok şey gelir değil mi? Peki baklavayı kaçıncı sıraya koyarsınız? Taraftarların baklava yaptırıp antrenmana götürmesi ve futbolculara ikram etmesi bu topraklara özgü bir futbol kültürüdür. Hem futbolculara enerji olsun, hem hafta sonunda oynanacak maçı kazansınlar, hem de taraftarla oyuncular kaynaşsın amacı taşıyan bu emsalsiz gelenek en çok da yabancı oyuncuların zihninde yer etmiştir. Bugünlerde kendisine Çin'de forma bulan Nikola Anelka, Türkiye'de en çok garipsediği olayın bu baklava mevzusu olduğunu dile getirmişti. Baklava işini çözmüş değilim. Özellikle de deplasmana giderken bunu yaşıyoruz. Taraftarlar yolu kesiyor, tüm futbolcular otobüsten indiriliyor ve baklava yemeye başlıyoruz. Baklava güzel ama bu olay bana çok komik geliyor. Baklava ikramı son yıllarda oldukça azalmıştı. Anadolu'da birkaç örneği görülür oldu son zamanlarda. Bu geleneği yeniden akıllara getirense Aydınspor taraftarıydı. Hem de futbol kültürü tarihine geçecek bir şekilde. Spor Toto 3. Lig 2. grupta mücadele eden Aydınspor'un yönetici ve futbolcuları 1923 Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ettiler. Bu sıcak buluşmanın en tatlı yanıysa yöneticilerin beraberlerinde getirdikleri baklavalardı. Çiçek veriyorsunuz, destek oluyorsunuz, tatlı ikram ediyorsunuz. Sizlerin söylemek istediği öneriler varsa bizler bu sohbet içerisinde sizleri dinleyebiliriz. Haftalarınızda buraya davet edeyim. Kulüp başkanı Selahattin Dinçer ve futbolcuların elinden baklava yiyen Aydınspor taraftarının keyfine ve mutluluğuna diyecek yoktu. Fotoğraflar çekildi, tatlı yenildi. Futbolcuların baklava ikramı tarihe geçti. Baklava elbette ki güzeldi. Ancak daha güzeli bir futbol takımının taraftarına, taraftarınsa takımına dokunabilmesiydi. Ne de olsa takım sadece sahada tutulmuyordu.